öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu pandemi koşullarında ve bu iklim koşullarında buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler. Biz Etüt Proje Müdürlüğü olarak ve başkanımızın talimatıyla belediyemiz olarak caddenize hazırlamış olduğumuz videonun projenin videosu. İsterseniz şöyle bir baştan sona bakarsanız sonrasında sunuma geçeceğim. Gördüğünüz gibi daha yeşil bir cadde olmasını hayal ettik. Daha tanımlı, parklanmaların daha düzgün olduğu. Öncelikle çok kıymetli bir cadde. İki tane mahalleyi de etkileyen bir cadde. Üstlerdeki köylere ulaşımı sağlayan bir cadde. Ayrıca üniversitenin burada olması, emniyetin burada olması ve turizm çalışanlarının daha çok burada olması. Ayrıca Manavgat'taki en büyük ikinci pazarın burada olması sebebiyle çok fazla yoğun bir kullanıma sahip bir cadde. Parklanma sorunu aslında. Yollar büyük ama hiç taşıtların parklanmaları düşünülmediği için ya yolun kenarına park ediyor araçlar, yolu tek şerit haline düşürüyor iki şerit olmasına rağmen ya da kaldırımlarda yaya aksını önleyecek şekilde park ediyorlar. Gördüğünüz gibi yolun kenarında bir sıra park edilmiş araçlar yetmemiş, kaldırıma çıkmış, o da yetmemiş, A101'in dibine kadar girmiş bir araç. Diğer sorun da hiç kaldırım olmayacak sanayi kısmında özellikle. Hiç kaldırım olmayan kısımlar da vardı ve işgaller kaldırımı zaten kapatmış. Gördüğünüz gibi yayada yoldan yürümek zorunda kalıyor ve bu da trafik güvenliği açısından çok sakıncalı. 1.8 kilometrelik bir alandan bahsediyorum. Zübeyde Hanım'la Remzi Güven arasındaki tüm caddede. Güvenli yaya arterleri oluşturmak istedik. Trafik akışık ve parklanmanın tanımlı hale gelmesi, aydınlatmanın yeterli olması, esnafların ticari faaliyetlerinin canlanması, alışveriş ve gezintinin cazibe haline gelmesi ve belediyemiz tarafından geçen 10 yıllarda yaptığımız bütün caddelerimizin bütünlük oluşturması gereken bir cadde hedefleyerek projeyi hazırladık. Dediğim gibi Zübeyde Hanım'la Remzi Güven arasındaki tüm caddeyi karşılıyor. Şimdi biz projede ne hale getirdik caddeyi? Orta refüjü en başta 1 metre genişliğinde olan yerler de var, 1,5 metre olan yerler de var. Bir kere önce orta refüjü 1000 metre olarak sınırlandırdık. Ve her iki yerde de 3'er metre olmak üzere 6 metre 2 şerit haline getirdik. Ve 2 şeritten sonra zaten sizin mevcuttaki kaldırımlarınız çok geniş. 7-8 metre olan kaldırımlar da var. Şu andaki caddedeki ortalama kaldırım genişliği 4-4,5-5 metre haline geldi ve böylece baştan sona kadar 270 aracın sığabileceği kadar cep haline getirdik. Proje kapsamında daha düzgün alışveriş yapan insanların dinlenmesi için ya da görsel bir bütünlük sağlamak için çöp kovaları ilave ettik. Tabii ki kaldırımlara tekrar araçların park etmesine izin veremezdik. Yaya engelli görme takip taşlarımızı koyduk ve hem bisikletlerin, motorların park edebileceği aynı zamanda da bank haline getirilmiş banklar tasarladık. Dediğim gibi iki şerit halinde kullanılabilecek ve araçlar da kendi ceplerine park edecek. Böylece orada yaşanan trafik sıkıntısı önlenmiş oldu. Yaklaşık 16 bin metrekare sert zemin döşemesi yapacağız. Bütün asfaltları yenileyeceğiz. 5 bin ton kadar asfalt gidecek. Kaldırımlarda turunç ağaçları dikeceğiz. Orta şeridi bölmedik, 1 metre olarak sabitledik ama daha yeşil bir hale getirdik. Böylece bitki dokusuyla hem ayırıcı bir bant oluşturmuş olacağız. Biz 2-2,5 metrelik bir park yeri yaptıktan sonra hem vatandaşın rahat alışveriş yapabileceği, dinlenebileceği ve sizin esnafa artı değer katabileceğimiz bir proje yapmaya çalıştık ki daha önce yapmış olduğumuz tüm projelerde yapılan cepler artı değer kazandırdı esnaflarımıza. Vatandaşımız, esnafımız şunu istiyor. Bu proje gecikmesin. Yani bir an evvel ihalesi yapılsın, hemen gitsin. Yani mümkün olduğunca erken bitsin. Yapılırken de biraz önce sizin dediğiniz gibi etap etap yapılsın ki esnafımız fazla etkilenmesin. Esnafımızın en büyük şeyi bu. Zaten vatandaşlarımız bu konuda herhangi bir şey demiyor. Bizim de yıllarca beklediğimiz bir proje. İnanın ki bu proje bitsin, o bölgede RAM, üniversite fakültede geliyor, çok büyük şeyler kazanacak esnaf.
Yani bankalar dahi gelecek oraya. Büyük mağazalar dahi gelecek. Muhtarım, şöyle bir bilgi vereyim size. Şimdi bu proje başlar başlamaz bizim teknik elemanlarımız sahada her gün 4-5 kişi zaten olacak. Oradaki sıkıntılarla ilgili ister tabela olsun, ister kaldırım olsun, ister aydınlatma olsun. Onlar zaten her gün orada olacaklar. Onlar çözemediklerini de bize bildirecekler. Biz çözeceğiz zaten. Siz de oradasınız. Sizinle beraber olacağız zaten muhtarım. Evet. Yani amacımız burada bir hizmet etmek. Yani kimseyi bir şey, duruma düşürmek değil. Kesinlikle. 17 Şubat'ta şey yapıyoruz. Allah izin verirse 1 Mart gibi eğer bitirebilirsek ihaleyi 1 Mart'ta başlayacağız. Bitiremezsek normal şartlarda 15 Mart'ta. Ama ben 1 Mart'ta şu şey yapacağımızı düşünüyorum. Bunun süresi de 6 ay. Maksimum. Ama biz bunu 4 aya 5 aya bitirmeye çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Perşembe günü bir saniye arkadaşlar. Perşembe günü yağmur yok bildiğim kadarıyla. Perşembe günü teknik ekibi çıkartalım biz. Tüm caddeyi dolaşsınlar. Kimin uygun, kimin uygun olmadığına bakılsın. Sen nasıl şu yapmışsın bu ya? Perşembe günü. Tamam. Perşembe günü. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Allah.